Merhaba arkadaşlar, ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde şu ana kadar öğrendiğimiz spline komutlarıyla ilgili bir örnek yapalım ve bu komutları pekiştirelim istiyorum. Bu basit kat planını çizeceğiz. Şimdilik bu çizimimizde ölçüleri çok fazla önemsemeyeceğim. Bundan sonraki derslerde alternatif metodlar göstereceğim daha ölçülü çizmeniz için. Ama yaklaşık değerleri de getireceğiz. Muhakkak unutmayın bir objeyi modelledikten sonra renderınızın daha düzgün çıkması için çünkü ışığın doğru bir şekilde hesaplanması için diyeyim. Ölçülü çizmeye dikkat edin. Özen gösterin. Yani objelerin genel olarak birebir belki bir metrenin tam bir metre olması önemli değil. Bir metre bir santim olabilir ama yaklaşık olarak ölçülerin doğru olması önemlidir. Peki öncelikle size göstermek istediğim şey şu. Bu gördüğünüz çizimi Max'te arka plan resmi olarak ayarlamak, ayarlamayı göstermek istiyorum. Bunun için bir tane plane çizelim. Bir düzlemimizi çizdikten sonra bu düzlemin boyutlarını ayarlayacağım. Çizdiğim düzlemi seçerek Modify sekmesine geçiyorum ve buradaki Length ve Width değerleriyle boyutunu ayarlayacağım. Bu boyutu ayarlarken dikkat etmek istediğimiz şey, dikkat etmemiz gereken şey resmimizin çözünürlüğüyle aynı çözünürlükte ya da aynı oranda olması lazım en azından. Aspect yani X kenarını Y kenarının oranı bozulmaması için. bu Yani bu sayede resmi Esnemiş olarak görmeyeceğiz yana veya yukarıya doğru. Tam olarak doğru oranda göreceğiz. Bakın burada boyutları yazıyor. 1214'e 822. Burayı açmak için sağ klik özellikler dedim. Ve ayrıntılar sekmesine tıkladım. 1214'e 822'yi gördüm. E, tamam diyorum. Buraya girerken tavsiyem. Öncelikle 822 sonra 1214 yazın. Çünkü e, Max'teki X ve Y mantığıyla e, boyutlandırmadaki pikseldeki X ve Y mantığı birbirinden farklı. Önce boyutlandırmada yüksekliği söyler. Max'te ise her zaman önce X değerini söyler. Yani yatay olan değeri söyler. Dolayısıyla bunu ters girmenizi tavsiye ederim. Bu işlemi yaptıktan sonra işimiz çok kolay. Dosyamızı açıyoruz. Resmimizi sürükleyerek plane'ımızın üzerine bırakıyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arka plan resmimiz hazır. Bu resmi yani bu gördüğünüz objeyi kilitlemek istiyorum. Çünkü e, yanlışlıkla müdahale etmek istemiyorum bu resme. Bunun için Layers'ı açın, Manage Layers'a basın. Manage Layers dedikten sonra bakın e, karşınıza şu anki katmanlarımız gelecek. Şu an sadece sıfır katmanımız var ve bütün e, objeler sıfır katmanımız içinde. Katmanlardan objeleri kilitleyebilir, frizleyebilir, e, gizleyebiliriz. Veya Render'da istersek çıkmamasını sağlayabiliriz renklerini yani katman renklerini değiştirebiliriz objenin kendi renklerini başka bir yerden değiştiriyorduk zaten biliyorsunuz daha önceki derslerden yeni bir katman oluşturuyorum hatta iki tane katman oluşturuyorum birinci katmanımın üzerine tıklıyorum yazının olduğu yere bir daha tıklarsanız ismini değiştirebilirsiniz referans diyorum bu katmanın ismine ikinci katmanımın adını da duvar olarak değiştiriyorum. Öncelikle referans resmimi seçerek, referans katmanıma sağ tıklayarak Add Selected Object istiyorum ve gördüğünüz gibi bu obje, bu obje bu katmana geliyor. Bunu denemek için Hide edip tekrar açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, şu an referans layer'ını gizlediğimde bu objem gizleniyor. Freeze dediğinizde de donacak. Fakat Freeze dediğimde görüyorum ki plane'im gri renge bürünüyor. Dolayısıyla objemi seçerek son olarak şöyle bir şey yapmam lazım. Sağ klik, Object Properties'e giriyorum. Pardon, genel ayarların içinden show frozen Gray'i kaldırıyorum. OK dedim. Şu an freeze dediğimde objeyi seçemem yanlışlıkla. Grid gridi için içinde G'ye bastım. Grid'i kapatmak için de G'ye bastım. bastım. Son olarak layer'ların içinden tikin yani aktif layer'ın duvarda olduğunu emin olmak için bakın şuraya tıkladım ve gördüğünüz gibi bu tik duvarın yanına geldi. Dolayısıyla yeni yaptığım çizim duvar layer'ında olacak. Top görünüşe geçmek için T'ye basıyorum arkadaşlar. E, create'in içinden shapes'in içinden line komutumu alıyorum ve bakın şuradan başlayarak shift'e basılı tutarak en dışına binamın dolaşıyorum. Köşeleri tıkladım, köşeleri tıkladım. Bakın burası porch yani burada bir veranda var. Duvar olarak çizmemize gerek yok burayı geçtim. Ve en son e, ilk başım noktaya tekrar tıklayarak close spline sorusuna yes e, e, cevabını veriyorum ve e, tamamen çizgimi kapatıyorum. E, bundan sonra, bundan sonraki aşamada iç duvarları çizmem gerekiyor. İç duvarları çizmek için bakın hall kısmına geldim ve diyorum ki şuradan başla. Hatta şöyle duvarın hafif içinden başlayın trim yapacağız nasıl olsa. Şuraya ve şuraya oluştur. Sadece bakın yine dışını çizdim. Yine bakın burada da şu noktadan başlıyorum ve yukarı kadar olan kısmı çiz. Burada da yine şu noktadan başla. Ve sağa kadar olan kısmı çiz. Onayladım. Enter'a bas... Pardon sağ kliğe basarak komutları bitiriyorum. Son olarak dışarıda ilk çizdiğim çizgimi seçtim. Modify sekmesine geçiyorum ve Spline Alt obje moduna geçerek spline'ımı seçiyorum. Bakın dıştaki kırmızı çizgiyi seçmiş oldum. Outline kısmına bakın. Biraz şöyle mouse'umu hafif yukarı doğru kaldırdım. Ne kadar içeri... Pardon aşağı doğru indirdim. Yani eksi bir outline veriyorum. Eksi 10 vermem yeterli oluyor. Dolayısıyla siz buradan yapmanıza gerek yok. Aslında kontrol edeyim ben de şimdi. Buraya direkt eksi 10 enter diyebilirsiniz. Zaten bir önceki derslerde de outline nasıl yapıldığını göstermiştik. Buradaki çizgileri bu objenin kendisine katmak için attach komutuna girdim. Ve bakın buradan bu objeyi, bu çizgiyi, bu çizgiyi ve bu çizgiyi kat dedim. Bu arada eğer daha rahat görmek isterseniz layer'ların içine girerek referans layer'ını gizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok daha rahat görebiliyorum şu an. Tekrar buradaki spline'ı seçiyorum. Bakın. Eteç komutundan sağ kliğe basarak ne çıktım? Buradaki spline'ı seçiyorum. Ve yine outline'la bakın buraya direkt kalınlık verebiliyorsunuz. Bütün duvar kalınlıklarını şimdilik 10 yapalım. 10 enter dedim. Buradaki outline'ımı seçtim. Yönü doğru anlamak için bakın yukarı ve aşağı doğru çekiyorum. Aşağı doğru çekmem gerektiğini anlıyorum. E, bitirdikten sonra Ctrl Z diyebilirsiniz tam değer girebilmek için. Eksi 10 dedim yine ve buradaki duvarı da oluşturdum. Son olarak buradaki duvarı oluşturmam gerekiyor. Buraya da 10 diyerek duvarımı oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu mesela şu çizgiler tam olarak tutmuyor ama hiç önemli değil bakın. Tekrar spline alt obje moduna geçerek bu spline'ı rahatlıkla seçebilirsiniz. Move aracındayken bakın. Şu noktayı şuraya yapıştırmak istiyorum. Ve bunun neyle çok yapıldığını çok iyi biliyorsunuz. Snap komutunu açıyorum. Sağ klik vertex'in aktif olduğuna emin oluyorum. Ve bakın buradaki ucu tutarak buraya yapıştırdım. Çok basit. Burayı da tuttum ve buraya yapıştırdım. Bakın yukarıdan eğer istediğimiz e, uzunluğu açtıysak Vertex moduna geçecek. Buradaki vertexleri seçebilirsiniz. Snap'i kapattım ve Y ekseninde bunları yukarı çektim. Gördüğünüz gibi şu an bütün duvarlar birbiriyle doğru bir şekilde hizalanmış durumda. Son olarak e, trim e, yine spline alt obje moduna geçiyorum ve trim komutuna giriyorum. Burayı trimledim. Burayı trimledim. Gördüğünüz gibi sadece fazlalıkları trimlemek kalıyor geriye gayet basit bir şekilde işimi halledebilirim. Burayı ve burayı trimledim. Şurayı trimledim. Şuraya, şuraya tekrar tıklıyorum buraya. Ctrl Z dedim. Eğer yani burada bir, bir gariplik var. Bunu birazdan çözelim. Burayı trimledim. Şurayı ve şurayı trimledim. Evet gördüğünüz gibi sadece şuradaki e, garip gariplik olan kısım kaldı. Önemli değil. Hemen çözebiliriz. Trimden çıktım. Vertex moduna geçip bakın. Buradaki vertexleri seçip oynatıyorum. Ya da Vertex moduna geçmeyelim. Daha doğru bir şey yapalım. Edge moduna geçelim. Bakın buradaki Edge'i seçeyim. Evet durum burada aslında şöyle. Şu an tam burada üst üste iki tane Edge olduğu için hangisini trimlemesi gerektiğini çok iyi anlayamamış durumda. Vertex modunda eğer sadece şu Vertex'in üzerine tıklarsam bakın. Evet şurayı geriye doğru çıkarabilirim. Bu sayede objeye hangi kenarın trimleneceğini çok daha rahat bir şekilde söyleyebilirim. Tam üst üsteyken bazen anlayamayabilir Max. Yani biraz sağda biraz solda olabilir obje. Biz göremiyor olabiliriz. Dolayısıyla birazcık bakın bu açıklığı oluşturursanız şuradaki açıklığı. E, spline moduna geçip trim, alt, e, trim komutuna geçerek bakın. Şimdi burayı rahatlıkla trimleyebilirsiniz. Gördünüz mü? Yani orada net bir şekilde söylemeniz lazım. Bu edge bu tarafta. Dolayısıyla burayı trimle demeniz gerekiyor. Evet genel olarak duvarları çıkardık. Sadece weldlemek kaldı. Weldlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz çok önemli bir aşama. Vertex moduna geçtim. Ve bütün objelerimi seçtim. Bütün vertexlerimi seçtim. Ve weld dedim. E, denemek için e, olup olmadığını alt obje modundan çıktım ve modifier listten extrude modifier'ını objeme uyguluyorum. Evet ka, e, dolu olarak gördüğünüz göre başardık demektir. Perspektive geçmek için P'ye basıyorum. E, altla e, orta tuşla biraz orbitledim ekranımı ve bakın gördüğünüz gibi burayı e, extrude ile kaldırabiliyorum. Fakat bir şeyi daha dikkat edelim. Tamam okey. Her şey güzel bir şekilde yaptık. Zaten Boolean komutunu da biliyorsunuz daha önceden. Buradaki kapı boşluklarını, pencere boşluklarını rahatlıkla açabilirsiniz. Fakat şöyle bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu an çizdiğimiz objenin ölçülerinden hiç haberimiz yok. Hiç nasıl bir ölçülenme yaptığımızı bilmiyoruz. Bu dediğim gibi render aşamasında sizin başınıza büyük belalar açacaktır. Render'dan önce de aslında büyük belalar açacaktır ama render aşamasında iyice sıkıntıya sokacaktır sizi. Dolayısıyla size bir şey göstermek istiyorum. Ee, öncelikle bu objenin bir kenarını ölçelim. Ee, bakın tekrar söylüyorum tam birebir e, yapmanız her şeyi çok önemli değil. Sadece oran olarak doğru bir şekilde olsun ve de yaklaşık olarak doğru ölçülerde olsun. İstediğimiz bu aslında. Crate'in altından, helpers'ın altında bakın tape diye bir komut var. Eğer bu komutu alırsanız e, snap aracını da açarak şuradan şuraya kadar olan mesafeyi sol klikle basılı tutup ölçebilirsiniz. Şu an bakın burası 4.2 metre. 420 santim. Doğru olabilir. İstediğimiz ölçü bu olabilir. olmayabilir. Diyelim ki biz burada 5 metrelik bir e, kenar istiyorduk. Veya 10 metrelik bir kenar isteyelim. Bakın bunun için hemen bir box çiziyorum. Çok basitçe yapacağım. Bu box'ın uzun kenarını 10 metre ayarlıyorum. Yani 1000 santim ayarlıyorum. Ve objemi bakın scale komutuna gerek ölçeklendiriyorum. Yani büyütüyorum. Ve objeyi bakın biraz daha şöyle yerleştirerek o kenarın yaklaşık 10 metre olmasını sağlıyorum. Bu bir yöntem. Bunu e, bu tek yöntemi değil ölçülü çizim yapmanın, ama bir yöntem. Dolayısıyla e, ve yani genellikle e, hızlı bir şekilde projeyi bitirmeniz gerekiyorsa kullanabileceğiniz bir yöntem. Bunun dışında da size daha farklı ölçülü çizimler yapmak için yöntemler göstereceğim. Merak etmeyin. E, ama gördüğünüz gibi şu an bu duvarın uzunluğu yaklaşık olarak 10 metre. Tam 10 metre değildir. Hemen ölçelim, ama yaklaşık olarak 10 metre. Bu da bana yeterlidir e, helpers'ın içinden tape'e girdim. Snap komutunu açtım ve pardon snap aracını açtım ve gördüğünüz gibi 10 metre 6 milim. E, pardon 10 metre 6 santim. Benim için çok önemli bir fark değil. Delete diyerek sildim. Diğer kenarlarda resimden bakarak çizdiğimiz için birbiriyle oranlıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak doğru ölçülerine bu obje gelmiştir. Bir tavsiyem sadece şu olabilir. E, bu, bu, işlemi yaptıktan sonra extrude atarsanız daha doğrusu bu işlemi yaptıktan sonra extrude dağıtmadan önce bakın burada reset x form diye bir seçenek vardır. Eğer reset x form yaparsanız bu objenin scale'ını tekrar %100'e getirmiş olursunuz. Utilities'in içinde reset x form, reset selected. Bundan sonra extrude atarsanız bu durumda tam gerçek ölçüyü şurada gördüğünüz ölçüyü elde edebilirsiniz. 3 metre kaldır dediğimde duvarı tam olarak 3 metre kaldıracaktır. Peki arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Şöyle tekrar extrude atayım üstüne. Eğer videolarımızı biliyorsunuz yararlı bulduysanız sizden ricam e, like'lamanız ve e, kanalımıza subscribe butonuyla yazarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Videomuzu paylaşın lütfen e, e, diğer arkadaşlarımızla da. E, teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.